bizlere iki yolun da varlığını haber veriyor ve iki yolun da bizler için bir sonuç olarak önümüze geleceğini ifade buyuruyor. Aziz kardeşler, Cenab-ı Hak cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref olan kullarından eylesin. İyilik konusunda, takva konusunda birbirine yardım eden kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, değerli kullarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. O hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanlar arasında her daim en cömertiydi. Cimrilikten sakınır. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın rızasının cömertlerin yanında olduğunu kendisi bilir, yaşar ve çevresindekiler de bunu öğütlerdi, hatırlatırdı. Buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor hadisi şerifi. Sehavet sahibi, yani sehavet, cömert olan bir mümin Allah'a yakındır. Çünkü Cenab-ı Allah cömert kullarını sever. İnsanlara yakındır. İnsanlar da cömert olan insanları severler. Eli açık, istendiği zaman hayır demeyen, imkanı olduğu zaman o imkanı başkasından kıskanmayan, paylaşmayı bilen, efendim, yardımlaşmayı seven insanları insanlar da sever. Cenab-ı Hakk'a yakın ol, sehavet sahibi, yani cömert olan insan ve cennete yakındır buyuruyor Peygamberimiz. Sehavet sahibi, cömert olan, eli açık olan bir insan, bir, efendim, Allah'a yakındır, Cenab-ı Hakk'a yakın olan insanlara da yakındır. Çünkü Cenab-ı Hak kendisine yakın olan kullarını insanlara da sevdirir, meleklere sevdirir. Cenab-ı Hak kendi sevdiği kulunu gök ehline ve yer ehline de sevdirir. Ama sehavet sahibi olmayan, yani cimri olan kişi buyuruyor ki Peygamberimiz, Allah'a uzaktır. Cenab-ı Allah o kulunu sevmez. İnsanlardan uzaktır. Cimri. Kimseye faydası olmaz. Efendim, yardım istendiği zaman o tarafta olmaz, öbür tarafa bakar. Duymazdan gelir. Cennetten uzaktır. Cennet cömertlerin yeridir. Cehenneme yakındır buyurdu Peygamberimiz. Ve şöyle devam ediyor. Cahil sehavet sahibi, sehavet sahibini Allah cimri ibadet düşkününden daha çok sever. Allah cahil sehavet sahibini, yani cömert olanı Cenab-ı Allah cahil fakat cimri fakat ibadet düşkünü bir kul, Cenab-ı Allah onu ondan daha fazla sever. Çünkü Rabbimizin bizlere yakınlığı bizim ona yakınlığımızla eşdeğerdir. Yani bir insan Cenab-ı Hakk'a, Rabbine yakın olmak için bir şeyler yaparsa Cenab-ı Allah o kuluna daha yakın olur. Yine hadisi kutsi'de Rabbimiz ifade buyuruyor. Yani kulum bana bir karış gelirse ben ona bir kulaç gelirim. Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varım. Buyuruyor Rabbimiz. O yüzden cimri fakat nafile ibadetlere çok düşkün. Cahil fakat cömert. Cenab-ı Allah hangisini sever? İbadet, nafile ibadetlere çok düşkün olanı mı yoksa cömert olanı mı? Cahil ve cömert olanı Cenab-ı Allah daha çok sever. Çünkü Rabbimiz takvada ve iyilikte yardımlaşmayı emrediyor. Muhterem kardeşler. Bu anlatmış olduğumuz ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler bizim kültürümüzde muhterem kardeşlerim vakıf kültürünü ortaya çıkarmış.
dinimizde, kültürümüzde vakıf kültürünü bir ibadet olarak ortaya çıkarmış. Çünkü biz iman ediyoruz ki bu hayattan sonra başka bir hayat daha var. Gözlerimizi bu dünyada kapamak hayatımızın sona erdiğini göstermiyor. Yeni bir hayatın başladığını gösteriyor. Biz buna inanıyoruz. Amentü esaslarında vel yevmil ahir. Allah'ım, sana iman ettiğim gibi, senin varlığına, birliğine iman ettiğim gibi, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine iman ettiğim gibi, ben öldükten sonra tekrar dirileceğime, senin huzuruna varıp bu dünyadaki yapıp ettiklerimden hesap vereceğime de iman ediyorum Allah'ım demiş oluyoruz ve bu sözü vermiş oluyoruz. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْ قَتَى عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَافٍ buyuruyor. İnsan öldüğü zaman bütün amelleri kesilir de ancak şu üç sebepten dolayı ameli kesilmez. Sadakatin, cariyetin. Efendim, kaynağı kurumayan bir sadaka. Vakıflar için de öyle ifade etmiş ecdadımız. Kaynağı kurumayan hayır çeşmesi olarak ifade etmiş. Yani bir defa yapıldığı zaman insanlara fayda verdiği müddetçe, insanlar ondan istifade ettiği müddetçe sevabı, ölse bile onu yapan kişi amel defterinin açık kalıp sevapların yazılmasına devam eden bir sadaka. Ona sadakayı cariye diyoruz. Ev ilmin yuntefe'u bihi veyahut kendisinden istifade edilen bir ilim bırakmışsa bir insan. Bir kitap yazmış. Efendim, bir eser ortaya çıkarmış. Bir eser bırakmış. İnsanlar ondan istifade etmeye devam ediyorlar. Ta 1150'li yıllarda İmam-ı Gazali Hazretleri bir eser yazmış. Mesela örnek olsun diye ifade ediyorum. İhya Ulumuddin bizim evlerimizde başucu kitaplarından biridir. Efendim, bir eser yazmış, 1000 yıl geçmiş hala insanlar istifade etmeye devam ediyorlar. Daha niceleri bunun gibi. İlme, öğrenmeye, bilmeye, öğretmeye, bildiğini başkalarına aktarmaya bizim dinimiz hakikaten çok önem veriyor. Buna ilme sahip çıkıyor dinimiz. Ecdadımız bu uğurda medreseler inşa etmişler, okullar yapmışlar bugünkü anlamda. Üniversiteler kurmuşlar. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Fatih medreselerini, Sahn-ı Seman medreselerini kurmuş. Nizamül Mülk efendim medreseler kurmuş. İlme, öğrenmeye, bu hadis-i şerifin hatırınadır bunlar. Yani ilmin yuntefe'u bihi, insanların istifade edeceği bir ilim bırakmak, bir eser bırakmak. Şimdi diyoruz ki Allah razı olsun onlardan diyoruz. Evveledin salihin yed'u lehu veyahut hayırlı bir evlat geride bırakmak. Kişinin kendisine dua edeceği bir evlat geride bırakmak. O evladı nasıl yetiştireceğiz? Kur'an'ı öğreterek yetiştireceğiz. Efendim, peygamberin sünnetini öğreterek yetiştireceğiz. Allah'ını, peygamberini, kitabını öğreterek yetiştireceğiz. Öyle bir evlat bıraktıysak ne mutlu bizler. Muhterem kardeşler. Onun için ecdadımız bu ayet-i kerimelerin hatırına, bu hadis-i şeriflerin hatırına efendim nice güzel eserler bırakmışlar. Nice güzel insanlar yetiştirmişler ve biz bugün onların bırakmış olduğu eserlerden, onların bırakmış olduğu o güzel, nadide efendim ilimden istifade ediyoruz da Allah her birinden razı olsun diyoruz. Kıymetli kardeşler, Cenab-ı Allah cümlesine rahmet eylesin. Hakikaten sahip olmuş olduğumuz o güzel kültür var ya, yani o değerler var ya, o ecdadımızın ortaya koymuş olduğu bu sadakayı cariyeler sebebiyle bugün biz onların
nimetlerinden istifade ediyoruz. Peki yarın ne olacak? Muhterem kardeşlerim, değerli müminler, yarın ne olacak? Kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Bizim kendi kıyametimizin ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Onun için güzel bir eser ortaya koymamız lazım. Ya güzel bir evlat yetiştireceğiz, hayırlı bir evlat. Ya veyahut bir ilim ortaya koyacağız. İnsanlar biz öldükten sonra da ya bu hocadan Allah razı olsun. Ne kadar güzel istifade et. Allah ruhunu şad eylesin, makamını cennet eylesin diyecekler. Veyahut bir sadaka-i cariye ortaya koyacağız. Ya hay Allah razı olsun. Bu eseri yapanlardan, bakınız şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz şu mübarek mekanlar, Kabe-i Muazzama'nın Erbaa'daki şubeleri, efendim şehrimizdeki şubeleri, camilerimiz. Burada nice Müslümanların emeği var değil mi? Nice kardeşlerimizin emeği var. Belki içimizden onlarca, yüzlerce, binlerce kardeşimizin emeği var. Belki emeği olup da binlerce kardeşimiz ahirete göçtü. Ama biz burada namaz kıldığımız sürece, Kur'an okunduğu sürece, Allah'ın kelamı, Resulullah'ın sünneti anlatıldığı sürece, burada Müslümanlar bir araya geldiği sürece, bu camide emeği olan onlarca, binlerce kardeşimizin vefat etmiş olsalar da amel defterleri açık ve sevap yazılmaya devam ediyor. Peki ne zamana kadar? Ta kıyamete kadar. 3 gün, 5 gün de değil ha. 10 yıl, 100 yıl da değil. Ta kıyamete kadar bu devam edecek. Muhterem kardeşler, bu istifade devam ettiği sürece sevaplar amel defterine yazılmaya devam edecek. Onun için bir şair şöyle diyor: kamil odur ki koya her yerde bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Kamil, kamil odur ki koya her yerde bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Muhterem kardeşler, değerli mümin kardeşim, her birimizin adı ve şanı, makamı, mevki, rütbesi ne olursa olsun, bundan belki 20-30 yıl sonra, hadi bilemedik, 50 yıl sonra hangi birimizin adı anılacak? Hangi birimiz hatırlanacak? Sen şimdi babanın dedesini, onun babasını hatırlayabiliyor musun? Veyahut anabiliyor musun? Üzerinde yaşamış olduğumuz, sahip olmuş olduğumuz, efendim, evimiz, arabamız, arsamız, bağımız, bahçemiz hep onlardan bizlere kaldı değil mi? Hep onların kazanmalarıydı. Hep onların biriktirdikleri. Efendim, ya bizden sonraki nesiller de iyi yetişsinler. Efendim, fakr-ı zaruret içerisinde olmasınlar diye belki düşündükleri nimetler üzerinde biz yaşıyoruz. Onlardan bugün istifade ediyoruz. Fakat biz onların ismini yılda belki bir defa, belki bilemedim 2-3 defa belki hatırlarız. Belki hiç hatırlamayız. Ama onların kazandıklarıyla biz bugün varız. Yememiz, içmemiz, giymemiz, almamız, vermemiz, satmamız, her biri onların biriktirdikleri sayesinde. Ama yarın aynı konumda, aynı durumda bizler olacağız. Onun için ne kadar güzel ifade etmişler değil mi? Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Hakikaten sahip olmuş olduğumuz şeyleri düşündüğümüz zaman hep bizden öncekilerin. Bizim de bugün elimizde olanlar bizden sonrakilere miras kalacaklar. Ama biz onlar içerisinden eğer sadaka-i cariye verdiysek, efendim
veyahut faydalı bir ilim bıraktıysak veyahut hayırlı bir evlat yetiştirdiysek, evladımız bize dua ediyorsa, bizim amel defterimizin kapanmamasına vesile olacak olan şeylerdir. Öyle bir hayat yaşamalıyız. Güzel bir hayatımız olmalı. Güzel bir hayatımız olmalı. Evet gençler, kıymetli gençler, öyle bir hayatımız olmalı. Biz öldükten sonra eğer hatırlanmak istiyor isek, güzel bir hayata sahip olmalıyız. Şair şöyle diyor: yadında mı doğduğun günler? Sen ağlar idin, gülerdi alem. Öyle ya, bir bebek doğduğunda bebek ağlamaya başlar. Anne, baba, dede, nine hepsi sevinir. Bir çocuğumuz oldu, evladımız dünyaya geldi diye onlar gülerler, sevinirler ama bebek ağlar. Devam ediyor, diyor ki: öyle bir ömür sür ki mevtin olsun sana hande, aleme matem. Öyle bir hayat yaşa ki sen öldüğün zaman seni tanıyan eşin, dostun hepsi ağlasın da sen sevin. Rabbim sana kavuştum, sana kavuşuyorum Allah'ım diye neşeyi, huzuru sen yaşa. Öyle bir hayat Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Peki böyle bir hayata nasıl sahip oluruz? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ayet-i kerimesi. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah'ın rızasına, yani iyiliğe kavuşmuş olamazsınız. Yani iyilik yapmış olamazsınız buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Kıymetli kardeşler, değerli müminler, aziz kardeşler, ben Başçiftlik ilçe müftüsüyüm. Benim bir derdim var. Ben onu sizlerle paylaşmaya geldim. Erbağlı kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum dedim. İlçe müftülüğümüz, kıymetli hocam sağ olsunlar, efendim, bugün bizlere bir fırsat verdi. Bugün Erbağ'ın bütün camilerinde Başçiftlik için bir yardım toplanacak. Fakat bu yardımın amacı nedir? Bakınız, sizlere bir efendim eserin, ortaya çıkacak olan eserin fotoğrafını göstermek istiyorum. Muhterem kardeşlerim, Allah nasip ederse, Başçiftliği biliyorsunuzdur. Efendim hani gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür denir ya. Yani belki gitmeyen vardır, belki gelmeyen vardır ama Başçiftlik bizim Tokat'ımızın en küçük ilçesidir. Ama Başçiftlik'te biz Erbağ'daki güzel hizmetlerin bir örneğini ortaya koymak istiyoruz. Nedir bu güzel hizmetler? Birincisi, hayırlı evlat yetiştirmekten bahsettik. Hayırlı evlat, küçük yaşta kalbine, gönlüne bir tohum atarsan o tohum yeşerir. 4-6 yaş Kur'an kursumuz hiç yok. 4-6 yaş Kur'an kursu açacağız. Bu göstermiş olduğum fotoğraf, ilçe müftülük binası olarak belediye başkanlığından kendi binamızı takas yoluyla aldık. 1100 metrekarelik bir alan sahip. Allah nasip ederse müftülük, efendim 4-6 yaş Kur'an kursu, gençlik odası, efendim yetişkin Kur'an kursu. Bakınız, hakikaten bazı yerlerimizin imkanları çok güzel ama imkanı olmayan yerlerden biri de Başçiftliğimiz. Yetişkin Kur'an kursunu yapacak yerimiz yok. Efendim hocamıza diyoruz ki falan yer müsait, hocam orada devam edelim. Orası farklı bir olay ortaya çıkıyor. Efendim hocam bu aydan sonra farklı yerde devam edeceğiz diyoruz. Bir yetişkin Kur'an kursumuz yok, öğrencimiz var. 4-6 yaş Kur'an kursumuz yok, öğrencimiz var. Gençlerimiz var, gençlerimizi bir araya getirecek bir mekanımız yok. Cenab-ı Allah nasip ederse bir tadilata başladık bu binada. Eser bu şekilde ortaya çıkacak inşallah tamamlandığı zaman. Bugün bizler sizlere misafiriz. Farklı camilerinde de vaaz eden hoca arkadaşlarımızla beraber geldik. Misafir 10 rızık getirir, 9'unu bırakır, 1'ini yer. Biz
Bugün efendim bizim siz değerli Erbağlı kardeşlerimizin cömertliğini bildiğimizden misafiri nasıl ağırlanacağını bizlere size efendim ifade etmesine, anlatmasına gerek yok. Sizler bu güzelliği en güzel bir şekilde efendim elinizden geleni yapacağınıza inanıyoruz. Bu bir sadaka-i cariye. Yani öldükten sonra da amel defterimizin açık kalmasına vesile olacak bir ibadet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde olur kıymetli kardeşlerim. Allah'ın izniyle güzel bir eser ortaya çıktığında orada Kur'an okuyan insanlar, namaz kılan, efendim dinini öğrenen çocuklar, 4-6 yaş Kur'an kursunda dinini öğrenen çocuklar, ya Allah razı olsun, biz Kur'an kursuna gittik de öyle öğrendik bunları dendiği zaman Allah razı olsunun içerisinde bugün hayır yapacak, hasenat yapacak her bir kardeşimizin de o sevaptan, efendim o rızadan mutlaka nasibi olacaktır muhterem kardeşler. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Cennetini, cemalini cümlemize nasip eylesin. Bizleri sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.